Herkes için her şey bitti. Onlar için bitti ama bizim için yeni başlıyor hayatım. Bak dün geceden sadece o iki sersem zarar görmedi. Soyadımız, şirket ve baban da gördü. Artık yeni gündemimize geçmemiz lazım. Ya Yasemin, ben önce bir kardeşlerimle konuşmak istiyorum. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Dün gece babanın neler yaptığını görmedin mi sen? Gazetecilerin önünde öfke patlaması, havada uçuşan logolar, tokatlar. Yani bu adamın ben normal değilim demesi için daha ne yapması gerekiyor? Haykırıyor adam artık. Yasemin, ben bunu tek başıma yapamam. Anlamıyor musun? Ben üstüme düşen her şeyi yaptım. Düğmeye bastım. Avukatlara ve doktorlara bütün raporları sundum. Heyet bugün bizi bekliyor. Bak, o sadece benim babam değil. Anlıyor musun? Kardeşlerimin de babası, onların da babası. Ben nasıl açıklarım bu durumu onlara? Harika. Tamam. Hadi baban gözümüzün önünde delirirken bütün Egemen ailesini toplayalım. Hadi Egemen kardeşler babacıkla ilgili sağlıklı bir karar versinler. Hadi. Ben bunu tek başıma yapamam. Tek başıma karar veremem. Hem bir evlat olarak hem bir abi olarak yapamam. Ya vicdanen yapamam ya. Ya gel dedik mi? Ne diye giriyorsun öyle odaya pat diye? Çok özür dilerim ama atölyeye gelmeniz lazım. Şöyle oturalım babacığım. Gel. Gel babacığım. Gel. Son dozlara yaklaştığımızda öfke nöbetleri yerini tamamen demansa bırakacak. Bunamış olacak. Gerçeklikle hayatla bağı tamamen kopacak. Saksıdaki bitkiden hiçbir farkı kalmayacak. Tamam babacığım. Tamam. Ben seni... Sana söz veriyorum. İyi edeceğim baba. Babacığım. Bak. Götüreceğiz biz seni bir yere. Değil mi Yasemin? Hadi gel baba. Hadi gel. Gel baba. Yavaş yavaş kalkalım babacığım. Hadi gel. Hadi gel baba. Kimseye tek kelime etmeyeceksiniz, eşi dahil. Biz burada ne olduğunu anlayana kadar burada ne olduğunu kimse bilmeyecek. Tek kelime eden kendini kapının önünde bilsin. Soran olursa Hazım Bey iş gezisine çıktı diyeceksiniz. Tek kelime etmek yok. Hazım Bey'e böyle. Benim işlerim var. Ben daha Yasemin Hanım'ın odasını toplayacağım. Ay Gülten, sen söyle Allah aşkına. Nereye götürdüler Hazım Bey'i? İş gezisine çıkıyor. Yasemin Hanımlar da onu uğurlamaya gittiler. Ayol, adam ayakta sorduruyordu. Nasıl iş gezisi bu? Bavul falan da yapmadık. Aa, ama Kerim Hanım, sen de pek bir tuhafsın. O kadar merak ediyorsan arkasından koşup gideydin. Ne bileyim ben iş gezisine. Ne dedilerse o vallahi. Allah Allah. Tasız sana mı düştü canım? Müge
Egemen kardeşlerin skandalı. Kozmetik gecesine ahlaksız teklifden kavurdu. Hazan, okuma artık şunları. Kurban olayım kızım, okuma şunları artık. Haberleri okuma, televizyonu açma. Sokağa da çıkmayayım istersen. Hadi, çık şu yataktan, bir ana kız beraber kahvaltı edelim. Hadi kızım benim. Lobideyim. Yok kızım tabii, sen çık, çık, tamam mı? İnadına inadına o namussuz Sinan'la çık sen sokağa. Anne, ben söyleyeceğimi dün söyledim. Kaçıp utanması gereken, saklanması gereken ben değilim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Boşuna konuşup kendini de beni de yorma. Şimdi çıkar mısın? Giyineceğim. Allah'ım, birinin derdi bitmeden öteki başlıyor. Bu ne ya? Ya sabır ya Rabbim ya. Ha sabır ya. Silinen görüntü. Bilgi işlemci arkadaş verdiğiniz tarihten bir gün öncesinde yaklaşık 3,5 dakikalık bir eksik tespit etti Yağız Bey. Ha. Anlamıştım zaten birinin bir şey sakladığını. Bunları toplamak ne kadar sürecek şimdi? Çabuk olun biraz. Birkaç saat daha sürer. Geceden beri çalışıyor arkadaşlar. Erdal bak, o eksik görüntüleri istiyorum, tamam mı? Bir an önce istiyorum. Yavrularım benim. Şunların şu masum gülüşlerine bir bak hele. Ananızın ciğerine işleyen gülümsemeleri. Ne güzel gülümsemişti. Allah'ım. Sen beni de yavrularımı da o gülümsemelere kavuştur ya. Sen yalancı değilsin. Sen kötü bir insan değilsin. Yapmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. Hı. Hazan. İşte böyle iki adım öteye gidemez. İki adım. Gel bakalım Hazan'a. Arkadaşlar, teşekkürler. Çıkabilirsiniz. Hasta yakınlarına haber verirseniz iyi olur.
Merhaba. Gökhan Bey, biz muayenemizi bitirdik. Elimizdeki belgeleri de inceledik. Durum çok açık. Babanızda demans var. Demans? Babam. Yani halk dilinde bunama. Biliyorum ne demek olduğunu biliyorum demansın. Bunlar sana ne diyorlar? Ne diyorlar bunlar baba sana? Demans diyorlar, bunadı diyorlar. Baba hadi kalk gidiyoruz babacığım. Hadi. Gökhan. Bırak, bırak! Hadi babacığım. Baba, baba sana diyorum gözlerime bak. Baba benimle konuş baba. Bir şey söyle. Senin için bunadı diyorlar. Ben bırak değilim. Lan de. Bir şey de baba. Bırak değilim. Lan de. Bir şey de baba. Baba sana söylüyorum gözlerime baksana. Baba bir şey söyle. Vur, kır, yık ortalığı bir şey söyle. Sensin lan bunak de bir şey de. Yeter artık. Gökhan Bey, lütfen. Bu şekilde babanıza zarar veriyorsunuz. Hayatım bana bak. Bırak artık babanı. Bak artık o bizi görmüyor, duymuyor. Lütfen kendine de bana da bunu yapma lütfen. Demek kocan bugün izin verdi gelmene ha? İyi. Buna da şükür. Anne bak. Ben buraya kimseden izin alıp da gelmedim. Zaten ben buraya seninle kavga etmek için de gelmedim. Kendimle ilgili ağzımı açıp tek bir laf etmeyeceğim sana. Kendimden geçtim. Senin evlatlığından zaten geçtim. Benim derdim senin kardeşliğin. Ece Hanım. Benden hıncını ala ala bitiremedin. Allah biliyor ya. Şu kadar ah etmedim sana. Gene de kabahat benimdir dedim. Ama ne yaptın dün gece sen ablana? Ne yaptın sen dün gece ha? Anne bak ben böyle olsun istemedim. Sen dün gece ablana sırtını dönüp nasıl gidersin? Anne. Böyle mi öğrettim ben size kardeşliği? O kızıl kafalının aklına uyup ablana saydığın laflar yetmedi. Bir de dar gününde ablanı yapayalnız bıraktın bir başına. Arkanı döndün gittin. Yazıklar olsun sana. Bak. Görüyor musun fotoğrafa? Görüyor musun? Abla kardeş nasıl sarılmışlar birbirlerine. Gördün mü? Ha? Ne kadar masum. Bak. Gördün mü? İyi bak. Bak. Tanıyor musun bu masumu? Kim bu? Ablasına sırtını dönüp giden kız bu mu? Yazıklar olsun be. Allah benim belamı versin anne tamam mı? Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Yaptım işte. Yaptım. Allah belamı versin. Allah beni kahretsin. Ben mi yaptım bu masumu? Ben mi bu hale getirdim? Nasıl oldu bu böyle? Ne senin yüzünden? Dün gece olan her şey. Lansmanda olan her şey benim yüzümden. (Gülüyor)
yüzümden. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. 200'lü herifler ya. Daha düne kadar ağzımızın içine bakan adamlar şimdi yok, imajınız kötü, yok ürünlerini satmayız falan diyor. Evet. Sen adamın yakasına yapışıp masaya yatırdığın için imajımız daha da tazelendi Sinan. Ne yapsaydım Hazan? Onca hakaretten sonra başımı öne eğip eyvallah mı deseydim adam? Ağzını açmayacaksın bundan sonra. Bak bir sonraki görüşmede susacaksın, ben konuşacağım artık. Benim lafım geçecek lütfen ama. Yürü. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben sebep oldum. Gittim aptal gibi anlattım her şeyi Yasemin'e. Ablama çok kızmıştım. Sonra ne bileyim birden ağzıma otel odası çıktı. Sonra Yasemin ablama şey sandı. Ben de ablam hakkında daha fazla yanlış düşünmesin diye her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bütün detayıyla her şeyi anlattım. Yasemin'e anlattım. Her şeyi. Yasemin'e. Bunu gerçekten yaptın. Hem her şeyi benden öğrendi. Hem de yaptıklarına beni dalet etti. Ya onu anlattıklarım yetmezmiş gibi bir de gittim dertleştim onunla ya. Yüz güzeli ben olacaktım dedim. Ablamı ne kadar kıskandığımı söyledim. İçinde ne varsa anlattım, hepsini döktüm ona. Aldı hepsini kullandı. Ece yeter, tamam. Daha fazla detay duymak istemiyorum. Senin o masum dertleşmen yüzünden bizim aylarca uğraştığımız şey heba oldu. Farkındasın değil mi? Üçümüzün de gecesini mahvettin. Hala ne anlatıyorsun? Ablam beni affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Ece. Ece sen var ya sen. Sen tam bir aptalsın. Evet aptalım. Aptalım tek diyebileceğin şey bu mu? Aptal olmam mı? Hadi söyle. Ağzına ne varsa söyle. Ne kadar adil, ne kadar kötü, ne kadar kıskanç bir kardeş olduğumu söyle benim. Ama hiçbiri, hiçbiri ablasız kalmaktan daha kötü değil. Ablam bunları öğrenmeyecek. Dün geceyi kardeşi yüzünden yaşadığını öğrenmeyecek. Ablama hiçbir şey söylemeyecek misin? Sevdiklerine güvenmekle ilgili yeterince sınav verdi. Bir de kardeşiyle ilgili sınav vermesin. Sen ablamı gerçekten seviyorsun. Ece hadi git. Nasıl başaracaksın bilmiyorum ama bu yaptığın şeyi unutmaya çalış. Hadi. Unutmayacağım. Dün gecenin tek bir anını bile unutmayacağım. Ablamı yaptığım şeyi asla unutmayacağım. Bak içini rahatlatacaksa Yasemin ne yaptıysa... Senin için yapmadı. Yani seni ilgilendirmiyordu. Beni batırmak için yaptı. Anladın mı? Beni bitirmek için. Dinlemedim onları. İkisini de dinlemedim. Ne ablamı, ne annemi, Yasemin hakkında beni uyardılar. Hiçbirini dinlemedim. Aptalım. O zaman şimdi beni iyi dinle. Bir daha da Yasemin'e güvenme. Tamam mı? Belli ki seni kolayca manipüle etmiş. Hadi. Ben kötü biri değilim Yas. Sen sadece safsın. Efendim Erdal. Yağız Bey, silinen kayıtta kayda değer tek kişi var. O da Yasemin Hanım. Tamam bırak, bir şey yapma. Seninle ben ilgileneceğim. Birbirimizi doğru anladığımızdan emin olmak için tekrar söylüyorum. Bu iş gizli saklı yürütülecek. Yani kimsenin haberi olmayacak. Soyadımız ve ailemiz asla incinmeyecek. Sorun çıkacağını sanmıyorum Yasemin Hanım. Hazım Bey'in durumu ortada. Şu an şirkete bağlı tek yasal egemen eşiniz olduğu için sonuca hızlıca varabiliriz. Eşim şu an zor bir süreçten geçiyor. Bu yüzden bana vekalet verdi. Yani biz işlemleri sizinle birlikte yürüteceğiz. Peki eşimin imza etkisinin olmaması sorun çıkarır mı? Ben biraz uğraşacağım.
eşiniz şu an şirketle yasal bağa devam eden tek varisçi. O yüzden herhangi bir sorun çıkmayacaktır. İçiniz rahat olsun. Tek sorunumuz bu değil. İhtiyar Bunak mirasını değiştirmişti ama bu yani sağlıklı bir karar olmadığı açık değil mi? Bu heyet raporuyla birlikte Hazım Bey'in şu dönemde verdiği kararların tümü yasal olarak hükümsüz sayılacak. Kardeşlerinin durumu dahil tabii. Ama ilk olarak harekete geçen biz olduğumuz için yetkiler Gökhan Bey üzerine toplanacaktır. Peki ya evlilik? Doğacak olan bir mirasçı olduğu için sonuca varamayız. Bir sözleşme vardı, evlilik sözleşmesi yırtıldı. Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Yırtılan evlilik sözleşmesini kesinlikle demansa bağlayıp bunu lehimize kullanabiliriz. Güzel. Güzel. Efendim Yas? Yasemin yanında mı? Yas, evet buralarda. Ne oldu? İyi, onu da alın otele gelin hemen. Otele mi? Bir şey mi oldu? Geldiğimde konuşacağız. Tamam, geliriz. Ama Yasemin'le ne alaka? Abi geldiğinizde öğrenirsiniz, tamam. Sizi bekliyorum burada, geç kalmayın. Hoş geldiniz Yaz Bey. Kovuldun. Görüşmek üzere. Hayatım, bu iş bitti. Babanı bir kliniğe yatırdık. Özel bir klinik. Çok güzel bir yer. İçin rahat etsin. Yarın da mahkemeden bir kağıt gelecek. Ve sen ailen için en doğrusunu yaptığını bileceksin. Sonra da kardeşlerini alacağız. Onlarla konuşacağız. Herkes masaya oturacak. Kontrol sen de unuttun. Bitti mi Yasemin? Tamam, özür dilerim. Hadi ben kocama şöyle güzel bir yemek ısmarlayayım. Otele gidiyoruz. Otele? Yaz aradı. Otele çağırdı. Ne yaptın Gökhan? Sana 5 dakika arkamı döndüm, gittin Yaz'a mı yetiştirdin hemen? Ben kimseye bir şey yetiştirmedim. Yaz aradı, otele çağırdı, hepsi bu. Demek kocasından korkusuna ablasına sırtını dönecek bu ha. Anlaşıldı. Sen de böyle burada oturup ileneceksin Fazilet, öyle mi? Ama yok Hazım Bey. O kadar uzun boylu değil ya. Yok, sen beni kapının önüne koyabilirsin belki. Ama ablayla kardeşin arasına giremezsin. Giremezsin, Fazilet buna izin vermez. Gülme. Sinan gülme ya. Ya sinirlerim bozuldu pardon. Ama oradaki tavrını hatırlıyorsun değil mi? Sinan bak bana bırak, ben konuşacağım. Sinan. Ya içinden resmen canavar çıktı biliyor musun böyle? Resmen kahveyi döktün ya kadının üstüne. Az bile yaptım. O paçozun böyle saçlarından tutup böyle 2 kuruşu çıkarmak vardı ama işte. Hazan. Battık ya. Battık. Bu bizi şimdi niye otele çağırdı ki? Yani ben dün geceden sonra insan içine çıkamaz diyordum ama. Bak orada da öyle konuşup tansiyonu yükseltme. Yeteri kadar canım sıkkın zaten. Sen beni tembihleyeceğine kendini tembihle istersen.
Bak eğer ağzımdan bir şey kaçırırım diye korkuyorsan hiç girmeyelim. Yarın her şey hallolsun öyle konuşalım Yansa. Saçmalama, geldik zaten. Bak babanın iş gezisinden falan bahsetmek yok. Babanla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız, tamam mı? Hiçbir şey. Abisini ayağına çağıracak kadar önemli olan şey neymiş acaba? Eğer para isteyecekse 5 kuruş koklatmamı veriyoruz. Yani kafede falan oturalım istiyorsunuz. Yani böyle ayakta mı olacağız? Yaz, gerçekten yanında olmaya, sana destek olmaya geldim. Yani biliyorsun benim eski iş hayatımdan dolayı magazincilerle aram iyidir. İstersen sana birkaç küçük yardım dokunabilir. Ama dün geceden sonra ne kadar işine yarar bilmiyorum. Bak. Yardımcılarından biri kendini kurtaramadı. Vedalaşmak ister misin? Ne oluyor Yaz? Ne olduğunu sana Yasemin anlatsın. Yasemin? Hadi Yasemin. Dün gece bize nasıl kumpas kurduğunu abimle beraber dinliyoruz. Dikileceksin karşısına. Kendin için değil. Kızın için dikileceksin. Kızın için. Rıza! Geldi yine. Aç şunu. Gelsene, ne duruyorsun? Gel buraya, gel. Rıza, gelsene buraya. Şuna bak. Ne bakıyorsun öyle alık alık? Fazilet Hanım, hoş geldiniz. De, kapıyı açamam size. Hazım Bey'in kesin emri var. İsterseniz Rica Hanım'ı çağırayım. Damadımla konuşmaya geldim ben. Kızımla konuşmayacağım. Çağır gelsin buraya damadım. Hazım Bey evde yok. Çağır buraya gelsin. Bekliyorum dedim sana. Hazım Bey evde yok. Yalan söylemeyi patronundan mı öğrendin Artis Rıza? Ha? Yalan söylemeyi patronundan mı öğrendin? Kör müyüm ben? Bak, bak ne var orada? Ne var orada? Ha? Kimin arabası o? Yalancı seni. Çağır gelsin. Hazım Bey evde yokmuş. Vallahi ilimini milletini bu yalıya. Çağır gelsin şuraya. Kendi arabasıyla gitmedi. İş gezisine çıkmış. Gökhan Bey ile Yasemin Hanım'ı uğurlamışlar. İş gezisine mi çıkmış? Nereye gitmiş? Ne zaman dönecekmiş? Niye gitmiş iş gezisine? Ne bileyim Fazilet Hanım. Bana malumat mı verecek? Allah Allah. Bak bak bak, artistliğe bak. İş gezisine çıkmış ha. Demek telefonda konuşacakmışız Hazım Bey. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Uçakta demek ha? Tüh! Tüh 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 tüh. Ay alık Kerime bay. O kadar dedim sana. Şu yalıda kuş uçsa benim haberim olsun Kerime diye, o kadar dedim. Şimdi ben senden bir huncumu çıkarayım da sen bir gör gönlünü. Uğursuz. Bundan haber almak için arıyor tabii. Nasıl da inadına çaldırıyor cadı. Kız açsana şunun telefonunu, zar 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 zar. Kafam karıştı. Tarifimi unuttum ya. Kerime Hanım nerede ki? Ne bileyim ben. Tuvalete gitti herhalde. Şunu engellesem ne olur ki?
börek yemiş Kerime'ye bak sen hele. Ben şimdi seni... Ah Kerime ah! Boşuna geldin Fazilet. Boşa geldin Fazilet. Boşu boşuna geldin buraya. O müdürü burada tutup seninle yüzleştirmediysem... ...bunun tek sebebi abim. Ve abim olduğu için şanslısın. Ha bir de Ece, ortağımız Hazan'ın kardeşi olduğu için şanslısın. Çünkü bu kurduğun iğrenç tuzak benden dışarı çıkmayacak. O küçük anası kılıklının dolduruşuna geldiğine inanamıyorum ya. Ne yapıyorsun sen şimdi? Yengene karşı cici annenin tarafını mı tutuyorsun? Ama ben senin asıl amacını biliyorum. Senin amacın ben değilim. Senin amacın abini sıkıştırmak değil mi? Hı? Doğru söylüyor. Yani o kızın nafile hareket ediyorsun. Getir buraya yüzleştir, yüzüne söyleyebilecek mi bakalım? Bakın bu görüntüler az önce otelden atılan müdürün güvenlik kamerasından itinayla sildirdiği görüntüler. Sanırım yeterli. Küçük kayınvalideni parmağında nasıl oynattığını biliyorum. Ama sanırım onu artık elinden düşürdüm. Umarım kocanı da bir gün elinden düşürürsün. Ben senin be, ha? Ben senin neyini dinleyeceğim? Ulan hayatım. Hayatım senin masallarını dinlemekle geçti. Seni tanıdığım günden beri senin masallarını dinlemekle geçti be. Ama suç sende değil, suç bende. Çevirdiğin her dolaptan sonra aynı masal. Ulan 5 yaşındaki çocuk bile her gece aynı masalı dinlemekten sıkılır. Ama ben aptal aşık. Tamam bu sefer biraz fazla ileri gittin. Özür dilerim. Ama her şey senin çıkarların için yaptım. Çıkarlarım. Kozmetik işine en başından beri karşıydın. O kızı da istemedin ama seni dinlemediler. Ama bak ne oldu, sen haklı çıktın. Ben de elime bir fırsat geçti, kullandım. Şu hayatta senin çıkarlarını düşünen tek insan benim... ...ve bunun için senden özür dilemeyeceğim Gökhan. Hala çıkarlarım diyor ya, çıkarlarımmış. Sen az önce kardeşimin ne dediğini duydun mu? Hı? Umarım kocanı elinden düşürürsün dedi ya. Ben kardeşimin gözünde karısının elinde oyuncak olmuş bir adamım ya. Bu ötesi var mı? Bu mu benim çıkarım Yasemin? Ben ne yapıyorum ya? Ben seninle ne yapıyorum? Ben sevdiklerime, ben aileme, ben kendime ne yapıyorum? Bana bunu söyle ya. Daha bugün babamı tek başına bıraktım orada saklı gibi. Sakın babanı bu işe karıştırma. Babanın bulamasıyla bunun hiçbir alakası yok. Biz baban için en doğrusunu yaptık. Ha, madem benden şüphelerim vardı, madem bana güvenmiyordun, madem benim foyam ortaya çıktı, niye söylemedin ya Yasa? Niye sustun ya, niye söylemedin? Babamla ilgili bu mesele çözülene kadar bu yaptığını konuşmayacağız. Ve ben sonra bir karar vereceğim. Seninle ilgili bir karar vereceğim. Ve ben karar verene kadar tek bir oyun. Yasemin. Tek bir oyun ve bitersin.
Seni küçük mikser. Benimle konuşma bile. Başımı sıkı ağrıttın. Ama ben büyüklük yapıp bu cesur adımını yaşına veriyorum kayınvalideciğim. Sen gerçekten de annemin anlattığı o zehirli en gerek yılanısın. Ama biliyor musun? Senden çok kendime kızıyorum ben. Nasıl inandım sana ya? Nasıl güvendim? Annem seninle ilgili tepeden tırnağa haklıydı. Aa! Şimdi annecik tekrar kıymete bindi öyle mi? Ha? Hadi! Annene olan öfkeni de benim üstüme at hadi. Annem o öfkeye rağmen senin gazına gelip de yaptıklarımı hak etmemişti. Sen bu kurban psikolojisini seviyorsun değil mi? Hı? Ama benden sana tavsiye idareli kullan. Çünkü bir gün aptallığının kurbanı olduğunda ihtiyacın olacak. Ya sen beni tehdit mi ediyorsun hala? Et bakalım. Ama ben de boş duracak değilim. Hazım iş gezisinden döndüğünde hazır ol. Çünkü bu evde çok şey değişecek. O ilacı da senin aklına uyup da vermiştim zaten. Adam günden güne kötüleşti. İlacı Hazım'a itiraf edeceğim. Onu kendi isteğiyle doktora götüreceğim. Bakalım Hazım kendine geldiğinde de bu evde böyle at koşturabilecek misin? Elinden geleni ardına koymayacağım. Bana hiçbir şey olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü ben hedefe kilitlendiysem... ...ne senin gibi dışarıdan aldığım gazla yürürüm... ...ne de annen gibi tatlı su kurnazlıklarıyla. Ben hedefe kilitlenirsem Ece planlarım olur. A, B, C, D. Sen alfabede kaç harf var biliyor musun? İşte benim o kadar planım olur Ece. Bu bana bir şey yapacak. Kesinlikle bana bir şey yapacak. Buyurun Yasemin. Gözün Ece'nin üstünde olsun. Kocasıyla sorunları var. Bugün birkaç imalı şey söyledi, hiç hoşuma gitmedi. Odasını toplarken böyle tuhaf sıra dışı bir şey görürsen bana mutlaka haber ver. Tamam Yasemin Hanım. Bu arada Hazım Bey ne olacak? Hazım Bey bir süre aramızda olamayacak. Çok uzun bir süre. Ne karıştırıyor bunlar? Ya abi bizim bugün gezdiğimiz yerleri sen de mi bir gitsen ya? Aman yok. Hiç hoş ayrılmadık da biz oradan. Ya biz her şeyin bir yolunu buluruz. Bayi bulamıyorsak artık kapı kapı dolaşıp yaparız yani. İnternette satışa sunarız ürünleri. Ama bulamadığımız tek bir şey var. Bizi kim sırtımızdan vurdu? Ya ben de düşünmemeye çalışıyorum. Yani kafamı ticarete böyle işe falan vereyim diyorum da. Ya aklımda tek bir şey oluyor, o da kim? Bize bunu yapan kim? Ben böyle devam edemem yani. Yani onun kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Ben öğrendim. Açık açık söyledi işte. Bir şey yapacak ama ne? Ne yapabilir ki? Hangi yüzle anneni arayacaksın ya? Hangi yüzle anneni arayıp da ağlayacaksın ona? Ablanı ara yüzsüz. Ara da ablana ağla. Yine kimsen kalmadı. Ağlayacak kimsen kalmadı. Hazım. Hazım neredesin? Bir de Yasemin'e inanıp ilacı verdin. Ya ilaçla Yasemin'in bir oyunuysa? Hayır. Hayır, sakin ol.
Sen doktora gittin. Adamla kendin konuştun. Şimdi panikten böyle saçma sapan şeyler düşünme. O kadar da değildir. O kadar da değil. Saçma sapan düşünme. Olamaz yani, olamaz. Öyle bir şey olamaz. Otel müdürü mü yani? Otel müdürü mü yapmış bize bunları? Ne alaka ya? Niye böyle bir şey yapsın? Neden yapsın bunu? Para yani. İşte gazeteciler gelmiş. Görüntüleri parayla satmışlar. Bu mu yani? Bu kadar mı? Ya iyiydi abi. Bu dünkü hikaye değil mi zaten? Ya gazeteciler nereden biliyor? Hani asıl sorumuz bu değil miydi? O pislik herif ne diyor peki? Ya ne desin? Diyor zaten yüzlerce kişi çalışıyor şimdi otelde. Ya biri duymuştur, görmüştür. Bir tane gazeteciye söylemiştir. Ne bileyim. Nasıl ne bileyim ya? Yani şimdi... Ya tamam Hazan. Söyledim işte. Müdür yapmış. Zaten kovuldu bugün. Tamam bitti. Konu kapandı. Hadi işimize geri dönelim. Değil mi Sinan? Hazan. Sen bugün çok yoruldun yani. İstersen git eve dinlen. Ne demek dinlen ya? Daha toplantı yapacağız. Nasıl toparlayacağımızı konuşacağız. Çay yap o zaman sen bize. Çay mı? Kahve yapayım ya. Çay içeriz biz. Aynen. Benim de canım çay istedi. Ya ne olur bir çay yapsan şimdi. Mutfağın yerini biliyorsun hadi orada dolaplarda. Tamam. Biliyorsun değil mi çay yapmayı? Biliyorum. Neydi bu şimdi? Ne saklıyorsun onu? Sallama çay. Birazdan gelir. O zaman hızlı anlat. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bu öyle hemen anlatılacak bir şey değil. Abi yine Hazan'ı ilgilendiriyor bu konu. Ondan neyi saklıyorsun? Ya bir kere abi sözü dinle. Kız gitsin. Ben sonra sana anlatırım. Bir kere inat yapma. Ha iyi. Biz de şimdi iş konuşuyoruz zaten. Ben de Sinan'a diyorum ki yarın bir basın toplantısı düzenlesin babamla. Egemenler markasından bağımsız bir marka olduğumuzu duyursunlar. Bir dakika ya ben niye yapıyorum? Ben gerçek egemen değilim ya o yüzden. Şu mesele. Bilmiyorum babam daha açık nasıl söyleyebilirdi. Yani odada baba oğul duruyoruz. Buradaki tek egemen benim diyor. Gerçekten sert bir yumruk. İtiraf ettiğinden oldu sanki. Bak. Aynada yüzüne bakamıyorsun. Ablanın yüzüne nasıl bakacaksın?